Herkese merhaba, ben Fatih. Bu videoda size birkaç dizi önerisinde bulunacağım. Umarım video hoşunuza gider. Herkesin canını sıkıldığı şu zamanlarda dedim en azından biraz eğlenebileceğimiz, gülebileceğimiz ya da hoşumuza gidebilecek güzel bir şeyler izlemek isterseniz diye birkaç öneri yapmak istedim. Hadi başlayalım. İlk önerim Netflix'e de 1-2 ay içinde geldi sanırım. Çok olmadı. Friends'i önermek istiyorum ilk olarak. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çok fazla anlatmaya gerek yok. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi. Bir arkadaş grubunun hayatı üzerine bir dizi. Sitcom gerçekten çok güzel bir dizi. Zaten yani hani duymama ihtimali yok neredeyse kimsenin. Kesinlikle öneririm. Diziyi bu arada önceden bitirmiştim. Netflix'e gelince yeniden izledim. Netflix'ten yeniden bitirdim. Geçenlerde bitti hatta. Bayağı güzel bir dizi gerçekten. Çok eğlenceli, hoş bir dizi. Güzel vakit geçirebileceğiniz bir dizi kesinlikle. İkinci önereceğim dizi, bu diziyi birkaç kere bitirdim ondan dolayı. Ben hani artık bölümleri neredeyse ezbere biliyorum. How I Met Your Mother. Dizi gerçekten çok güzel bir dizi. Dizinin aslında başlangıç şekli zaten hani isminden de anlayabileceğiniz gibi. Başrol oyuncunun çocuklarına annesiyle nasıl tanıştığını anlatması üzerine. Ama çok daha fazlası oluyor. Ve gerçekten çok hani karmaşık bir şekilde ilerliyor birazcık da. Birazcık da karmaşık bir şekilde ilerliyor. Yani diziyle ilgili öyle şaşırtıcı, öyle akıllıca yapılmış şeyler var ki böyle bir şarkı seçiminde, arka planda yapılan bazı değişikliklerde falan gerçekten çok akıllıca şeyler yapmışlar. Ben hani böyle bir arkadaşım diziye başladığı zaman çoğunlukla diyorum direkt hani bitirdiğin zaman direkt bana söyledi. Hani onları söylemek istiyorum çünkü çok fazla hani gizlenmiş şey var ve ilk izlediğinizde gerçekten hiç hani fark etmiyorsunuz hani çünkü düşünmüyorsunuz hani acaba burada bir arka planda bir şey mi var ya da hani burada bir gönderme mi yapmışlar diye. Ve gerçekten aşırı akıllıca yazılmış bir dizi. Çok iyi düşünülmüş. Şarkı seçimleri, çok iyi düşünülmüş sahneler vesaire var. Gerçekten kesinlikle öneririm. Çok güzel bir dizi. Çok eğlenceli bir dizi. Yine sitcom. Yine sitcom. Bayağı eğlenceli bir dizi gerçekten. Bu diziyi kesinlikle öneririm. Ve zaten hani Friends 10 sezondu yanlış hatırlamıyorsam. How I Met Your Mother'da 9 sezondu sanırım. Öyle ondan dolayı hani bunlar zaten çok fazla sezonu olan da diziler. Bölümleri de var bayağı. Ondan dolayı hani bayağı bir vaktinizi alabilecek bir dizi. Onun için bu tip dizileri öneririm. Üçüncü önereceğim dizi Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine aşırı güzel. Andy Samberg oynuyor başrolde. Başroldeki adamı çok seviyorum zaten. Aşırı komik bir adam. Ben çok eğlendim izlerken. Siz de eğlenirsiniz diye düşünüyorum. Ondan dolayı öneriyorum bu diziyi de. Bu dizide de bir polis departmanının yaşadıkları, kendi iç ilişkileri, meslekleriyle ilgili bazı şeyler vesaire. Amerika'da bir polis departmanında çalışan bir grup insan diyeyim yani. Aşırı eğlenceli, komik, güzel, eğlenceli bir dizi kesinlikle. Kafanızı dağıtmak için de çok güzel, çok süper bir dizi. Kesinlikle öneririm. Dördüncü önereceğim dizi Community dizisi. Community dizisini birkaç arkadaşım önermişti bana. İzledim. Son sezonunda takıldım şu anda, tam bitiremedim ama gerçekten aşırı güzel bir dizi. Çok eğlenceli bir dizi, çok komik sahneleri var. Ama son sezonlara doğru bazı kişiler ayrılıyor. Ayrılan kişilerden dolayı birazcık dizi daha sıkıcı bir hale geldi benim için. Onun dışında ama güzel. Kesinlikle o bir ilk birkaç sezon için bile sadece onlar için bile izlenebilir yani. Yani ayrılan kişilerden vesaire birazcık sıkıldım ben son sezonda. İşte son sezonunu sadece bitiremedim dediğim gibi. Ama gerçekten çok eğlenceli, güzel bir dizi. Son sezon hariç diyeyim. Son sezonu da bitirmedim onun için şey yapmayayım yine de hani bitirmeden konuşmayayım ama. Gerçekten güzel bir dizi. Sadece birkaç kişinin ayrılması sonrasında birazcık beni sıktı. Beşinci önereceğim dizi de Dead to Me dizisi. Bu diziyi bir arkadaşım önermişti. Gerçekten çok beğendim. Bu dizi diğerleri gibi sezonları çok fazla değil. Ama bu dizide 40 dakika falan. Diğerlerinin hepsi 20 dakikaydı sanırım. Hepsi 20 dakika falandı. Ama bu 40-50 dakika bir şeylerdi yanlış hatırlamıyorsam. Dead to Me dizisini bayağı sevdim. İki tane kadın aslında en çok olayın içinde. Başroldeki kadınlar gerçekten aşırı iyi oynuyorlar. Dizi çok güzel, çok eğlenceli. Üçüncü sezonu çıkacakmış zaten. Aşırı merak ediyorum. Hani çıktığı anda izlerim büyük ihtimalle. Çünkü çok güzel bir şekilde ilerledi dizi. İlerliyor dizi. Kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum. Güzel bir gizem var içinde. Sırlar var. İnsanı hikayenin içine sokan bir dizi gerçekten. Yani hani ne olduğunu çok merak ediyorsunuz. Bunu öğrenebilecek mi, bunu görecek mi, bunu bilecek mi diye derken güzel, eğlenceli bir dizi gerçekten. Akıllıca yapılmış bir dizi. Oyunculuklar da çok güzel. Önereceğim altıncı dizi Suits dizisi. Bu Suits dizisi zaten belki duymuşsunuzdur. Meghan Markle'ın da oynadığı dizi. 8-10 sezon falan bu da. Bunda da son sezonu izlemedim daha. Son sezonda planım herhalde.
Bu dizi de gerçekten çok eğlenceli. Bu diziyi koronanın başında ya da ortasında bir ara geçen sene başladım, izledim bayağı bir süre. Gerçekten insanı hani devam ettiriyor. Güzel bir dizi. Avukatların olduğu bir şirketten ilerliyor vesaire. Aldıkları davalar, aralarındaki çekişmeler, özel bir avukatlık şirketinde geçen bazı olaylar vesaire gibi. Güzel, eğlenceli bir dizi. Uzun, 40 dakika, 50 dakika plan ve de sezonda var bayağı. Ondan dolayı zaman geçirmek için güzel bir dizi kesinlikle. Son olarak önereceğim dizi de Modern Family. Modern Family'yi çok seviyorum çünkü gerçekten bir aile hayatı varmış gibi. Gerçekten sanki siz o aileyi izliyormuşsunuz gibi bir dizi oluyor. Ve gerçekten çok komik, eğlenceli bir dizi. Ben geçenlerde bitirdim, biraz geç bitirdim. Önceki sezonların hepsini izlemiştim zaten de son 1-2 sezonu tam izlememiştim. Onu bitirdim. Gerçekten çok eğlenceli. Hatta düşünüyorum belki yeniden izleyebilirim ben bazı dizileri sevdiklerim böyle yeniden izliyorum çünkü. Bu diziyi de zaten How I Met Your Mother'dan anlamışsınızdır. Bu diziyi de yeniden izlemeyi düşünüyorum hatta. Bu aralar hep aklımda yani. Gerçekten çok güzel bir aile dizisi ve de hani hoşuma giden şeylerden biri de bu diziyle ilgili. Ailelerin kameranın karşısına geçip konuşması, karakterden çıkmadan konuşması. Yani aileyle ilgili bazen çıkarımlar yapmaları. Çünkü gerçekten hani ailenin yaşadığı bazı zorluklar, bazı kabul edilen, kabul edilmeyen olaylar, aralarında geçen sıkıntılar, aralarında geçen kavgalar, olumlu olumsuz olaylara olan tutumları, birlikte aşmaları bazı şeyleri. Gerçekten çok güzel. Gerçekten tam bir aile dizisi. Çok güzel, çok çeşitliliği olan bir dizi. Karakterler harika. Modern Family'yi kesinlikle öneririm. Gerçekten hani gerçekten çok güzel, çeşitliliği olan bir aile hayatını gösteriyor. Dizideki çocukların vesaire büyüdüğünü görüyorsunuz zaten. Çok gerçekten eğlenceli bir dizi. Kesinlikle öneririm. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Umarım bu günlerde geçer. Daha güzel günlerde görüşmek üzere. Bu aralar birazcık bu tip öneri videoları çekeceğim gibi. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana da motivasyon olur. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.